Arkadaşlar, Inne Emigrante denilen bu film aslında içine yolculuk. Her yolculuk biraz da insanın kendi içinedir ya. Özellikle sinemada birisi bir yolculuğa çıkarsa bilin ki o aslında kendi içine yolculuğa çıkmıştır. Burada da biraz yönetmenin içine yolculuğa çıkacağız. Çünkü otobiyografik bir film değil ama kesinlikle öz yaşamsal motiflerle dolu. Bunu Tarkovski'nin kendi hikayelerini anlattığı, rüyalarını anlattığı, günlüklerini tuttuğu kitaplardan biliyoruz. Bu kitapları okuduktan sonra diyoruz ki evet, aynada bu sahne bunun için vardı. Yönetmen anladıkça filmleri biraz daha iyi anlıyoruz diye düşünüyorum. Tabii bu her yönetmen için değil. Burada Tarkovski biraz dua etmiş aslında. Biraz da izleyenlerle bir sürü şey açıklamış. Fakat bunu öyle üstü kapalı anlatmış ki hani siz baktığınızda soyunamıyorum diliyle aslında anlatmış. O yüzden o üstü kapalı şeyleri biz Tarkovski'yi rahatsız etmeden açacağız. Çünkü Tarkovski'nin hikayesi bu arkadaşlar. Şimdi Mobius şeridini şöyle baktığımızda aslında bir illüzyon olarak görebiliriz ama Mobius şeridi aslında sinemada bazı yönetmenler o kadar güzel kullanıyor ki işte Tarkovski de aynada bunu kullanıyor arkadaşlar. Yani baktığınızda bu şeridin ön yüzü neresi, arka yüzü neresi, şeridi takip ettiğinizde giden yer bu şeridin neresine doğru gidiyor? İşte bu illüzyonu bu filmde göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu filmde de Tarkovski annesiyle arkadaşlar iç hesaplaşması var. O iç hesaplaşmasını yaşıyor. Ve çocukluktan gelen, aklında takılan bir şeyin hesaplaşmasını artık kaldıramayacağını anladığında bu filmi yapmaya başlıyor. Bu arada filmi parçalara bölmüş dedim ya Tarkovski, Mobius şeridi gibi. Bu parçaları ayırt edebilmemiz için de bizim biraz böyle separatörler koymuş. Nedir onlar? Siyah beyaz yapmış bazı yerleri. Bazı yerleri sepya yapmış. Bazı yerler ağır çekim, bazı yerler renkli. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Biz gelecekte miyiz? Geçmişte miyiz? Rüya mı bunlar? Onları biraz ayırt edebiliyoruz. Filmin sonunda ama hepsini tek bir karede, geçmiş, gelecek, şimdi, rüya, hepsini tek bir kareye sığdırıyor arkadaşlar. İşte gerçekten büyük yönetmenlik böyle bir şey. Aynı zamanda sinema evet gösterme sanatıdır da sinema aynı zamanda saklama sanatıdır arkadaşlar. Bir şeyi saklayarak anlatabiliyorsanız büyük bir başarıdır. Çalışmayan bir televizyon. Televizyonun görevi nedir? Bir şeyi göstermek, değil Evet. mi? O zaman demek ki yönetmen bize bir şey göstermek istiyor. Peki göstermek istediği şey net mi? Değil. Değil. Yani aslında bakın hayat hikayesini bildiğiniz zaman o kadar böyle derinden üzülüyorsunuz ki. Tarkovski bize bir şey anlatacak ama kendi de çok emin değil. Sadece aklındaki silik bazı nesnelerden dolayı hala bu yükü taşınmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla Tarkovski'nin bize bir şey anlatacağı ifadeler net değil. Zaten amacı da bu. Annesiyle hesaplaşabilmek. Bakın çocuk ne yapıyor şimdi? Твое имя, отчество и фамилия. Ne yapıyor? Geri gidiyor. Yani ilginç bir hareket. Televizyonu açtı, bir şey göremedik, geri gidiyor. Arkadaşlar bir de etrafına bakın. Çocuğun kafasının üstündeki imgelere bakın. Bakın net değil. Şunu biliyoruz ki bir yönetmen seçtiği objektif oradaki duygu durumunu anlatır. Eğer bu çocuğun kafasının üstündeki bu pencereler, perdeler vesaire net bir biçimde olduğunu görmüş olsaydık biz şunu anlardık arkadaşlar. Yönetmen şunu anlamamızı istiyor.
bu çocuğun kafası pırıl pırıl. Her şeyi hatırlıyor. Her şeyi biliyor. Bunun kafasında net her şey var. Yani işi bulanıklaştıran hiçbir şey yok. Ama burada ne yapıyor? Bakın her şey bulanık. Tıpkı filmde, televizyonda olduğu gibi. Ne diyoruz? Karıncalı. Hatırlamıyor. Bu da hatırlamıyor. Niye geri geri gidiyor? O zaman biraz daha geriye gitmemizi istiyor arkadaşlar. Bakın çok ilginç bir sahne başlayacak şimdi. Eğer biz bu mikrofonu görmemiş olsaydık, ben bu sahneyi okurdum. Ama bu sahneyi okuyamam çünkü bu bir film değil arkadaşlar. Bu sadece yönetmenin kendi içinden geçirdiği bir hesaplaşma parçası. Diyor ki ben bir şey anlatacağım size. Ve benim hayatım boyunca kekemeliğime mal olan ve içime dönük olmamdaki en büyük sebep olan şeyleri size anlatacağım. Bu filmde anlatacağım. Ve her şeyi yalansız göreceksiniz. Anlayanlar görecek diyor ve aynen diye film başlıyor. Bakın burada önemli bir ses var arkadaşlar. Onu bir duyalım. Duyduk mu? Tren sesi. Bir tren sesi duyduk değil mi? Peki görebiliyor muyuz herhangi bir tren ya da bir istasyon? Hayır. Peki niye duyuruyor bize yönetmen? Bu kadın o çitin üstünde oturmuş uzaklara bakıyor. Birini bekliyor ve karşıdan da biri geliyor. Acaba beklediği kişi mi? Bakalım. Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля. Peki, şimdi çalıların arasından birisi geliyor. Gördüğümüzde tanırdık diyor. Sizce bu kadın çalıların arasından gelen kişiyi tanıyor mu? Yani beklediği kişi bu olabilir mi? Neden? Olamazsa neden sizce? Çok ilgisiz duruyor. İfadesi merak yok. Aynen öyle. Yani beklediği biri olsa gülümsemez mi? Çitten inmez mi? Ona koşmaz mı? Dolayısıyla tanıdık biri değil. Orada gelen kişiyi tanımıyor bu kadın. İşte. Arkadaşlar, burada yatan çocuk Tarkovski'nin kendisi, yanındaki de kız kardeşi. Yıllar önce çocukluk anısı, hatırası olarak, yıllar önce annem çitte otururken bir adam gelmişti annemin yanına. Bir şeyler konuştular. Tam anlamadım. Şimdi neden anlatabildim mi? O tornavida, çivi, anahtar. Çünkü çocuk anlamıyor onların ne söylediğini. Kadın o yüzden tedirgin. Yaptığım şeylere görüyor mu birileri diye. Ve arkadaşlar tabii ki de bunları Tarkovski'nin kendi hikayesi, kendi anılarından görüyoruz. İşte bakın. Tarkovski'nin annesinin fotoğrafı arkadaşlar. Evet, gerçekten Maria Tarkovskaya kocası askere gidiyor ve askere giden kocasını evlerinin çitinin önünde üstüne oturarak bekleyen bir kadın arkadaşlar. O yüzden bu gördüklerimizin tamamı bir çocukluk hatırası arkadaşlar. Ve bakın, yönetmen bize diyor ki, bunları anlamadıysanız, hadi ben biraz daha abartayım. Bunların seviştiğini biraz daha göstereyim. Bu kadın niye sallanıyor şimdi bu çitte? Bir daha göstereyim mi? Почему вы такая грустная? Yani bunu da anlamadıysanız hadi bunları yan yana ben yatırayım. Ha? Я не понимаю, почему вы так радуетесь. Знаете, приятно упасть с интересной женщиной. Tarkovski'nin çocukluk hatırası aslında.
ve çocukluk travması dolayısıyla. Yani bizim filmin başında izlediğimiz o kekeme çocuğun kurtulma çabası, Tarkovski'nin o içindeki kendini kekeme yapan çocuğun kurtulma çabasıyla aynı. Çünkü ben diyor ki çocukken bir şey gördüm. Anne ben bir şey gördüm. Acaba bu gördüklerim doğru muydu? Ve yıllarca annesiyle iletişime geçiyor arkadaşlar. İletişim kurmaya çalışıyor. Ama annesi asla bu konuda konuşmuyor. Annesiyle aralarında her zaman böyle sorunlu ilişkiler var. Hatta size Tarkovski'nin günlüklerinden yazdığı bir şey okuyacağım. Babasının da annesi, yani babaannesi ölüyor. Babasına haber geliyor, Tarkovski de orada. Diyor ki, Leva amca geldi, Arseni dedi, biliyorsun değil mi? Maria Damibuna öldü. Yani annesi. Babam sanki duymamış gibi bir süre öyle kaldı. Sonra arkasını dönüp ağlamaya başladı. Babam, babaannemle pek sık görüşmüyordu. Bilmediğim bir aile meselesi. Belki onların benim annemle aramdaki ilişkiden farklı bir ilişkileri var. Yani dolayısıyla babası, annesi öldüğünü öğrenince ağlıyor ve aralarında bir ilişki olduğunu düşünüyor ve umarım diyor, benim annemle olan ilişkimden farklı bir ilişkidir. O yüzden Tarkovski ile annesi her zaman sorunluydu arkadaşlar. Ve bu filmde bir yüzleşme filmi işte. Artık Tarkovski'nin bütün sırrını öğreniyoruz. Şimdi burada duralım. Telefon çaldı. Alexi sesine ne oldu derken biz boş bir odayı geziyoruz. Bu boş odayı gezmemiz önemli arkadaşlar. Ne görüyoruz burada? Andrei Rublev, Tarkovski'nin filmi. Yani biz nereye geziyoruz? Biz Tarkovski'nin içini geziyoruz arkadaşlar. Yani bu konuşma Tarkovski ile annesi arasında geçiyor. Bu arada o zaman odayı biraz daha inceleyelim. Burası Tarkovski'nin içi ise sizce nasıl bir iç bu? Nasıl bir yer? Yaralı yani. Yaralı değil mi? Yaralarla dolu. Değil mi? Bakın nasıl yaralarla dolu. Duvar kağıtları sökülmüş. Pencerelere bakalım. Ne görüyorsunuz? Pencereler ne hissettiriyor size? Ya pencere içinde pencere, bir şeyin tekrarı, aynası gibi, kendisi gibi, kendisinin gölgesi gibi falan. Peki, çıkartılıyor muyum acaba? Çift, yok gayet güzel. Perde olmaması sürekli dışarı baktığını ama içerinde özensiz olduğunu gösteriyor. Yani kendi içinde çok fazla içine dönmemiş. Belki bu film özellikle başlangıcında yani kekemeliğin ve duygularını ifade edecek bir film olduğunu ya da ilk defa ifade ettiğini anlatıyor olabilir. Annesiyle ilgili bazı konular. Çok güzel. Perde yoksa dışarıdaki biri içeriği görebilir ya da içerideki biri istediği zaman dışarıyı görebilir. Peki dışarıda ne var arkadaşlar? Gördüğü şeyin aynısı var yine. Yani değişen farklı bir şey yok. Tekrarı gibi. Hani dışarısı da bir harabe aslında. Ve aynı zamanda çift can varsa ben şunu düşünüyorum. İçeriden bağıran birinin dışarıdakini duyması çok zor. Ya da dışarıdaki birinin içerideki bağıran birini duyması çok zor. Dolayısıyla çift can var. Yani zorlu bir kişi aslında. Tarkovski de zorlu birisi. Ama içi yaralarla dolu. Dışında da harabeler var. Dışarıdaki kişi de yine annesi olabilir. Bu konuşma çünkü annesiyle kendisi arasında geçiyor. Bakın o kadar güzel bir telefon konuşması ki annesinin kibirini biraz daha anlayacağız. De. Alexey. Здравствуйте. Что у тебя с голосом? Ты не здоров? Да не, ничего страшного. Ангина, наверное. Я тут 3 дня вообще ни с кем не разговаривал. Мне даже показалось, что хорошо помолчать. Все-таки слова не могут передать всего, что человек чувствует. Они какие-то вялые. Yani şuradan da anlıyoruz. Şimdi Tarkovski'nin kendi filminin afişi vardı. Burada da bir kadın fotoğrafı var. Tabii ki de Maria Tarkovskaya, yani Tarkovski'nin annesi. Dolayısıyla bunlar ikisinin arasında geçen konuşmalar olduğunu anlıyoruz. Ты знаешь, как странно.
Я тебя только что во сне видел. Как будто я еще ребенок. Кстати, мам, а в каком году от нас отец ушел? В 36-м или 37-м? Ну, во-первых, в 35-м. А потом зачем тебе все это? А пожар? Ну, помнишь, когда сеновал сгорел на хуторе? Все тогда же, в 35-м. Bakın burası önemli arkadaşlar. Şimdi rüyamda seni gördüm anne. Tamam. Babam bizi ne zaman terk etmişti? Yani askere gidişinden bahsediyor. Terk etmesi. 1935. Niye sordun? Bakın annesi soruyor. Niye sordun? Kendisi cevap vermiyor. Peki yangın ne zaman çıkmıştı? O da 1935'te. Niye soruyor? Pişmanlık mı var? Aralarındaki çözümsüzlükten yani sanıyorum. Yani ama... Tarkovski annesine bir şeyler soracak ki hani anne yüzleşelim diyor. Yani babam ne zaman terk etti? 35'te. Yangın ne zaman çıktı? 35'te. Şimdi annesi buna karşılık hayırdır niye soruyorsun derse o zaman Tarkovski anlatacak. Diyecek ki o yangını ben çıkardım anne. Babam gitmişti. O yıl bir adam geldi ve ben de yangın çıkardım diyecek. Çünkü soruyor, annesinden bir iletişim aldığı zaman konuşmaya devam ediyor. Babam ne zaman terk etti? 35'te. Niye sordun? Diyor annesi. Yangın niye çıkmıştı? O da 35'te. Niye sordun derse bakalım anlatacak mı? Annesi de anladı bu arada. Yani baba terk etti, yangın çıktı. Niye çıktı o yangın? Anne de biliyor. Ha. Anne de diyor ki sana söylemek istediğim bir şey var. Я собственно вот что. Ты знаешь? Bu ne demek? Ya bu saçmalık da ne? Babam ne zaman öldü? 35 niye sordu? Yangın ne zaman çıktı? 35'te. Biliyor musun? Lisa öldü. Bakın Tarkovski'nin tanımadığı biri bile. Yani o kim diyor o da. Konuyu değiştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani anne iletişime o kadar kapalı ki. Bakın bu sahnenin başında annenin bize bir şey söylemeyeceği zaten belliydi arkadaşlar. Bakın orada pencere yoktu, perde yoktu değil mi? Evet. Karşıda kocaman bir perde var. Yani Tarkovski bu telefon konuşmasında beklediği cevapları alamayacak. Kapalı burası. O yüzden Tarkovski'nin yönetmenliği tartışılmaz. Adam yönetmenlik ne gerekiyorsa, yönetmenlik gösterme sanatı mı gösteriyor? İşte bakın anlayanlar görüyor. Yönetmenlik saklama sanatı mı? Krallar gibi saklıyor, saklayarak anlatıyor. Diyalog mu diyorsunuz? İşte diyalogların kralı. Yani iki kişinin arasında birinin iletişimsizliği nasıl anlatılır derseniz böyle anlatılır. Konu ancak böyle değiştirilerek iletişimsiz olunur. Yani gerçekten müthiş, müthiş, müthiş. Devam edelim. Tarkovski'nin bile tanımadığı Lisa kimmiş acaba? Yani konuyu niye değiştirdi bu kadın? Hepimiz anlıyoruz. Ну, Лиза. Лиза это Анна, с которой мы в типографии работали. Ну, на Серпуховке. О, Господи. Когда? Утром сегодня, 7 часов. А сколько сейчас времени? Сейчас, собственно, что? Около 6, наверное. Утра? Что с тобой? Вечер, конечно. Слушай, мам. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Yani şimdi tamam anne konuyu değiştirmeye çalışıyor ama yani Tarkovski de diyor ki ya anne hani niye biz tartışıyoruz ya hatalı olan bensem affet. Yani konuyu yine oraya getirmeye çalışıyor. Ve gerçekten kendini hatalı hissediyorsa hatalı hissediyor. Ben hatalıysam ne olur beni affet diyor. Ama ben hatalı değilsem de gördüklerim neydi çocukken?
Bunları konuşmak istiyor. Ve şimdi mesela hata, anne niye tartışıyoruz ya? Hatalı olan bensem, affet, ne olursun affet dedikten sonra ne denir? Bir bakın ne oluyor sonrasında. Bundan daha üzücü ne olabilir ki gerçekten? Kapatıyor kadın, konuşmak istemiyor. İşte kibir böyle bir şey maalesef. Şimdi kadın kapattı, evet biz Tarkovski'nin içindeyiz ama gerçekten kadın ne yaşıyor? Kadın içinde ne yaşıyor? Kadın bazen kendini aklamaya çalışıyor ama kadın da yapamıyor çoğu zaman. Şimdi ne yapsın bu çocuk? Yani Tarkovski yani. Çığlığını atmadım arkadaşlar. Yani haykıra haykıra annesiyle olan sorunlarını anlatmadı mı bize? Ve bunu yenmek istediğini söylemedi mi? Ama anne elimden tut yeter ki diyor. Ama anne elinden tutmuyor yani. Ve bakın o çığlığı filminde biz hissettik, o sessiz çığlığını. Bakın nasıl atıyor şimdi. Ben söyleyeceğimi söylemedim, çığlığımı attım diyor yani. Ve gün bitiyor, ömrümüz tükeniyor. Anne sen yaşlısın, ben hastayım, şu işi halletmemiz lazım diyor. Evet, Tarkovski'nin çığlığını izledik arkadaşlar. Bir çocukluğun çığlığı nasıl atılırsa, ne kadar duyulursa öyle duyduk aslında. O yüzden Tarkovski izlemek zordur ama Tarkovski'yi bildiğiniz zaman çok acıtır, çok acı verir. Mutlu bir şekilde çıkamazsınız bir Tarkovski filminden ve bir sürede etkisinden kurtulamazsınız. Ben ne zaman izlesem beni bir hafta götürüyor duygusal çöküntü olarak. Bakalım sizde kaç gün olacak. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sabırla dinlediniz beni.